Merhaba arkadaşlar, Dershane Burada'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Aleyna hocanız. Evet arkadaşlar, TYT tarih konularımıza Türkiye tarihinden devam ediyoruz. Diğer videolarımızda zaten geliyor sırasıyla. Bu Türkiye tarihi hem TYT'ye girecek öğrencilerimiz hem de 10. sınıflar Kasım başında olacak sınavlarınız için sizin için de bir hazırlık olur bu videolar dedik ve bunları önceden çektik bu yüzden. Evet arkadaşlar, şimdi Türkiye tarihinin birinci konusuyla bakalım neler öğreneceğiz. Anadolu'ya yapılan ilk Türk akınlarını ve Anadolu'nun fethini, Anadolu'daki ilk Türk beyliklerini ve Türkiye yani Anadolu Selçuklu Devleti'ni göreceğiz arkadaşlar. Beyliklerimiz bir ilk Türk beylikleri bir de ikinci Türk beylikleri olarak ayrılıyor. Bunları iyi bilirseniz rahat olur sizin için. Evet. İlk olarak Anadolu'ya yapılan ilk Türk akınları ve Anadolu'nun fethiyle başlayalım. İlk Türk akınları arkadaşlar Hun ve Sibir Türkleri tarafından yapılıyor. İşte Kafkaslardan girdiği aşağıya doğru indikleri söyleniyor Türklerin. Ve Barsık ve Kursık adlı iki başbuğ önderliğinde yapıldığı söyleniyor arkadaşlar. Sonrasında dediğimiz gibi Sibir Türkleri tarafından yapılıyor. Burada Abbas ordularında görev yapan Avasım sınır şehirlerine yerleşen Türklerin Bizans akınlar düzenleyerek Anadolu'ya girdiği söyleniyor, biliniyor arkadaşlar. Bu akınların hiçbirinin amacı aslında yurt edinmek değil. Yani Hun tam anlamıyla diğer bu ilk görmüşte Hunların, Sibirlerin. Sonrasında arkadaşlar Anadolu'yu yurt edinme amaçlı ilk Türk akını şurayı işaretleyin, çizin. Hatta şöyle üstünü kapatmadan düzgünce çizeyim ben. Büyük Selçuklu tarafından arkadaşlar yapılıyor. Çağrı Bey komutasında yapılıyor. Tamam mı? Seferin adı da Vaspurragant Keşif Seferi. Bunu sormazlar diye düşünüyorum. Evet, bu seferle Anadolu iyice tanınıyor. Beğenilince de düzenli akınlar yapılmaya başlanıyor. Sonrasında Pasinler Savaşı ve Malazgirt zaferleriyle zaten Anadolu Türkleşmeye başlıyor diyoruz. Ve sonrasında arkadaşlar Alparslan komutasında oluyor bu işte Malazgirt Savaşı falan. İşte Anadolu bu şekilde Türkleşmeye başlıyor. Ve Alparslan arkadaşlar yanındaki komutanları, güvendiği komutanları diyor ki fethettiğiniz yer sizin toprağınızdır diyor. Ve böylece 1. Anadolu Beylikleri dönemi başlamış oluyor. Ha, toprak fethedenindir vaadinde bulunuyor. Tamam mıdır? Bir de arkadaşlar aynı tutumu sonrasında da Melikşah'ta sürdürüyor. Büyük Selçuk'un ne demiş? Kurulmasını sağladı falan filan. Hem Selçuklu sultanları bu beyliklerin bağımsızlıktan ilan etmemeleri için arkadaşlar işte kim kurduysa o beyliği onun bir tane oğlunu esir tutuyor. Tamam mıdır? Evet, ilk kurulan beyliklerden en güçlü olanı Danışmentliler arkadaşlar. Danışmentoğlu Ahmet Gazi tarafından Sivas merkezi kuruluyor. Zaten bu isimler genellikle Kur'an'ın isminden alıyor. İşte ne demiş? Danışmentoğlu Ahmet Gazi ne var üstünde? Danışmentoğlu. Yine aynı şekilde beylinin adı da Danışmentliler. Tamam mı? Bunlar Bizans ve Ermenilerle savaşarak sınırlarını genişletiyorlar ve en güçlüsü oluyorlar arkadaşlar. Tamam mı? Unutmuyoruz. İşte Danışmentname Destanı, Battal Gazi'nin torunlarının Danışmentli Ahmet Gazi'nin Bizans ve Ermenilerle, Haçlılarla yaptığı savaşları anlatıyor bu eserde. Bu biraz edebiyata giriyor ama olsun. İkinci Kılıç Arslan son veriyor bu beyliği arkadaşlar ve Türkiye Selçuklularına katılan ilk Türk beyliği oluyor Danışmentliler. He, Tokat'taki Yağı Basan Medresesi şu fotoğrafta gördünüz. Genelde de bunu sorduklarını gördüm ben. Ama diğerlerini de bilin. Kayseri Ulu Cami Melik Gazi Kümbeti Danışmentlerden günümüze kalan mimari eserlerdir. Ama genelde Tokat'taki Yağı Basan Medresesi çıkıyor karşınıza. Saltuklular yine arkadaşlar Ebu Kasım Saltuk Bey. Gördüğünüz gibi yine isminde Saltuk var. Devletin adı Saltuklar. Tamam mı? Gürcülerle savaşarak sınırlarını Kars'a kadar genişletiyorlar. Bunlar da Haçlıların ilerleyişini yavaşlatıyorlar. Bunların Haçlılarla hani Haçlı seferlerinde kimlerin rol aldığını da unutmayın arkadaşlar. Hangi devletler vardı, hangi devletlerin yardımı dokundu ya da dokunmadı. Bunları unutmayın. Çünkü bu şekilde de yorum sorusu olarak gelebilir. Tamam mı? Sonrasında işte günümüze kalan en önemli eserler Mama Hatun Türbesi bu. İşte üç gümbetler, tepsi minare, kale ve ulu camidir. Tamam mıdır arkadaşlar? Buraya da Rüknettin Süleyman Şah son veriyor bu beyliğe de.
Mengücekoğulları Beyliği arkadaşlar Mengücek Gazi tarafından kuruluyor. Erzincan ve Kemah dolaylarında kuruluyor. Rum ve Gürcülere karşı başarılı bir sefer yapıyor. Mücadelelerde bulunuyorlar arkadaşlar. Ve Divriği Ulu Cami. Yine fotoğraftaki günümüzde kalmış en önemli eseridir. Bu beyliğe de Alaaddin söyleyemedim. Alaaddin Keykubat son veriyor ve Anadolu Selçuklu topraklarına alıyor bu beyliği. Ve Artuklar, bunlar da Hasankeyf, Mardin, Harput şeklinde 3 kola ayrılıyorlar. Yine Artuk Bey ve oğulları, işte Sökmen ve İlgaz, bunun oğulları kim diye soracaklarını düşünmüyorum. Siz işte Artuk Bey'in baş olduğunu, bir de 3 koldan 3 kola ayrıldığını bilseniz yeterli diye düşünüyorum. Evet, taş ve metal işçiliğinde uğraşıyorlar arkadaşlar ve Malabadi Köprüsü, bunu da duymuş olmanız lazım ya da duyacaksınız. En önemli eserleridir. Sonrasında işte Hüsamiye Medresesi, Koçhisar'daki Ulu Cami, Hatuniye Şehidiye işte medreseleri var arkadaşlar. Hasankeyf koluna Eyyubiler, Mardin koluna Karakoyunlular, Harput koluna ise Türkiye Selçuklu Devleti son veriyor. Bir de arkadaşlar Artuklular döneminde yaşayan bir bilim insanı, sibernetiğin babası olarak bilinen El Cezeri bu dönemde bilimsel çalışmalar yapıyor. Tamam mıdır? Çaka Beyliği arkadaşlar, Çaka Bey de yine zaten ismini buradan alıyor. Çaka Bey başkan, hükümdar diyeyim. Bunlar da arkadaşlar denizcilikle uğraşıyorlar. Tamam mıdır? Türk tarihinin ilk denizcilikle ilgili çalışmalar yapan beyliğidir arkadaşlar. Çaka Bey İzmir'i Bizans'ın elinden alıyor ve beyliğini kuruyor. Urla, Çeşme, Foça, Midilli, Sakız adalarını da Bizans'tan alıyor. Ve arkadaşlar 1. Kılıç Arslan'ın kayınbabası bu. 1. Kılıç Arslan kayınbabasını öldürtüyor ve sonrasında başa geçiyor diyoruz. Tamam mı? Ve Çaka Beyliği son buluyor. Bu beylikler dışında yine beylikler var. Sökmenler, İnaloğulları, Çubukoğulları, Dilmaçoğulları, İnançoğulları, Tanrıvermişoğulları da bunlar da ilk dönem beyliklerinden diğerlere, bu görmediklerimizden diğerlere arkadaşlar. Özelliklerine bakacak olursak bayındırlık faaliyetlerinde bulunuyorlar. Cami, medrese, işte mimari eserler inşa ederek İslam kültürünü Anadolu'ya yayıyorlar arkadaşlar. Bir de yerleşim beldelerine ve coğrafi unsurlara da Türkçe isimler vererek Türk kültürünü Anadolu'ya yayıyorlar diyoruz. Ve Haçlılarla savaşarak Haçlıların ilerleyişini durduruyor bu ilk dönem beyliklerimiz. Bir de arkadaşlar Türkiye Selçuklu Devletimiz var. Kuruluş dönemi. Büyük Selçuklu tarafının komutanlarından Kutalmışoğlu Süleyman izni alarak kendisine merkez yapıyor. Sonra Melikşah kendisine hükümdarlık veriyor. Süleyman Şah Bizans'a savaşıyor ve Dragon Savaşı ile Bizans'ı vergiye bağlıyor. Sonrasında Selçuklu hükümdar tutuşta girdiği mücadele sırasında hayatını kaybediyor arkadaşlar. Ve Melikşah'ın ölümünden sonra Süleyman Şah'ın oğlu Kılıç Arslan İznik'e gelerek başa geçiyor ve 1. Kılıç Arslan. Dediğimiz gibi kayınpederi Çaka Bey'i öldürtüyor. Haçlı seferlerini Trakya ve Boğazlar üzerinden Anadolu'ya gelen Haçlı birliklerini tutunamayan Kılıç Arslan, yani Haçlılar gelince arkadaşlar İznik'te tutunamıyor 1. Kılıç Arslan, sonrasında İznik'te olan başkenti Konya'ya taşıyor. Tamam mı? Sonra Dorlion Savaşı'nda da başarılı olamıyor. Ve arkadaşlar 1. Kılıç Arslan'ın ölümüyle bunun oğulları arasında ya da işte o şehzade diyeyim, hani aklınızda öyle kalabilir. Şehzadeler arasında Osmanlı dönemindeki Fetret Devri'ne benzeyen bir dönem yaşıyor. Taht kavgalarının yaşanmasına neden oluyor. Bu arada Kılıç Arslan'ın ölümü de şu şekilde, işte Suriye hükümdarı diyeyim ya da işte artık Suriye Bey'i diyeyim, emir olması lazımdı adı da. Habur Nehri'nde arkadaşlar işte orada bir savaş oluyor. Ondan sonra 1. Kılıç Arslan Suriye Bey'in kendisine doğru geldiğini görünce işte Habur Nehri'ne hani yüzerek kaçmayı planlıyor. Ve arkadaşlar sonra üstündeki zırhı ağırlığını hesaba katmıyor ve Habur Nehri'nde boğuluyor kendisi ve bu şekilde trajik bir şekilde ölüyor diyorum. Ve oğlu 1. Mesut arkadaşlar Ankara, Çankırı ve Kastamonu dolaylarının egemenliği altına alıyor. Türk siyasi birliğini sağlamak amacıyla Maraş bölgesinde topraklarına katıyor. Hatta bazı kaynaklar işte Batı Türkiye'nin, hani batılı kaynaklar Türkiye'nin bu şekilde, Türkiye demeyeyim de bu beyliklerin bu şekilde birleştiğini falan söylüyorlar. Bizans ordusunu Konya Akşehir'de yenilgiye uğratıyor.
Ve ikinci Haç seferlerinde Haçlı ordusunu Eskişehir yakınlarında yenilgi uğratıyor arkadaşlar ve Haçlıların Anadolu'dan geçmesini engelliyor. Bu dönemde Bakır'dan ilk Selçuklu parası bastırılıyor. Bunu unutmayın. Tamam mıdır? Evet, yükseliş döneminde de ikinci Kılıç Arslan var. Şehinşah'ın isyanını bastırdıktan sonra böyle bir sanatçı var, oradan aklınıza gelebilir. Danışmentlere son veriyor. Tokat, Niksar ve Sivas'ı egemenlik altına alıyor arkadaşlar. Ve Haçlı seferleriyle yıpranan Türkiye Selçuklu Devleti üzerine büyük bir orduyla yürüyor Bizans İmparatoru. Ve Mirya-Kefalon Savaşı'nı yapıyor. Ve arkadaşlar, Mirya-Kefalon Savaşı'nın Türkiye Selçuklu Devleti'nin kazanmasıyla birlikte Bizanslılar artık Anadolu Türkleri Anadolu'dan atamayacağını anlıyor bu savaşla. Tamam, bu tarihten itibaren Avrupa'da Anadolu'ya Türk yurdu denilmeye başlanıyor. Ha, az önce 1. Mesut'ta söylediğim buydu arkadaşlar. Bazı kaynaklar 1. Mesut'tan sonra Türk yurdu diyor. Bazı kaynaklar 2. Kılıç Arslan'dan sonra diyor. 3. Savaş seferlerinin de tetikleyicisi oluyor bu zafer. Ve Alman İmparatoru'na bu seferlerde arkadaşlar büyük kayıpları uğratıyor 2. Kılıç Arslan. Ve ölmeden arkadaşlar bu 2. Kılıç Arslan büyük bir hata yapıyor. Topraklarını 11 oğlu üzerinde paylaştırıyor. Hepsine birer toprak veriyor. Bu taht kavgalarını daha çok kamçılamış oluyor. Sonrasında Gıyasettin Keyhüsrev bu iki kere tahta çıkıyor arkadaşlar. Birinci saltanatında işte Kılıç Arslan ölünce geliyor. Bir de Bizans üzerine sefere çıkıyor. Tokat Meliki olan Rükneddin Süleyman Şah Konya'ya gelerek tahta ele geçiriyor. Yani Süleyman Şah arkadaşlar Gıyasettin Keyhüsrev'in Bizans'a doğru sefere çıkmasını fırsat biliyor. Sonrasında geliyor Konya'ya tahtı çıkarak hükümdarlığını ilan ediyor. Ve 1. Gıyasettin tahtını kaybettiği için Bizans'a sığınıyor ve 9 yıl İstanbul'da Bizans'ın yanında kalıyor arkadaşlar. Yerine geçen Rükneddin Süleyman Şah. İç karışıklıkları ortadan kaldırmak ilk amacı arkadaşlar. Sonrasında Bizans üzerine sefere çıkıyor ve Bizans'ı vergiye bağlıyor dedik. Artıkoğulları Beyliği'ne işte Elazığ konuna sahip oluyor. Saltıkoğulları Beyliği'ne de son veriyor. Bir de şurada hatalar var arkadaşlar, onlara hiç şey yapmayın. Gürcistan üzerine iki defa sefer düzenliyor. Birincisinde tam başarılı olamadığı için iki defa düzenliyor zaten. İkinci seferi düzenlerken arkadaşlar kendisi ölüyor. Ve sonrasında üçüncü Kılıç Arslan başa geliyor. Ama yaşı çok küçük olduğu için birinci Gıyasettin Keyhüsrev İstanbul'dan gelerek tahtı tekrardan alıyor arkadaşlar. İkinci saltanatı diyebiliriz buna da. Sonrasında İznik Rum İmparatorluğu ile ittifak yapıyor ve Trabzon Rum İmparatorluğu'nu mağlup ediyor. Samsun ve çevresini sınırlarına katıyor. Ve arkadaşlar şunu unutmayın. Karadeniz ticaret yolunun güvenliğini sağlamış oluyor. Sonra Antalya'yı fethederek Akdeniz'e ulaşıyor. Venedik'le bir ticaret anlaşması imzalıyor. Evet. Böylece ilk denizcilik faaliyetlerimiz başlamış oluyor. Tamam mıdır? Sonrasında İznik Rum İmparatorluğu sınırlarına saldırıyor. Bir anlaşmayı bozuyor arkadaşlar. Bunun üzerine 1. Gıyasettin, hani işbirliği yapmışlardı ya, o anlaşmayı bozuyor. 1. Gıyasettin İznik Rum İmparatorluğu'na Alaşehir yakınlarında savaşıyorlar. Ve Alaşehir Savaşı'nı kazanıyor 1. Gıyasettin. Fakat arkadaşlar savaş alanını gezerken orada bir asker tarafından şehit ediliyor. 1. İzzettin Keykavus da ticari amaçlı siyasi faaliyetler gerçekleştiriyor. İşte Kıbrıs Krallığı ile ticaret anlaşması imzalıyor. Venedik'e bazı ticari kolaylıklar sağlıyor. Ve Trabzon Rum İmparatorluğu'nda Sinop'u alıyor. Şehirdeki limanda ilk Selçuklu tersanesini yaptırıyor. Sonrasında Eyyubiler üzerine sefere çıkarken ölüyor bu da. Ve 1. Alaaddin Keykubat, işte bu Alaaddin Keykubat'ı Antalya'ya gidenleriniz çok duymuştur zaten diyorum. Mengücek Beyliği'ne Artuklu Beyliği'nin büyük bir bölümüne son veriyor arkadaşlar. Eski adı Kaloronos, bunu sormazlar ama Alanya Kalesi, Alanya'ya gidenleriniz vardır. Zaten Alanya'nın ismi de Alaaddin Keykubat'tan geliyor diye bir şey hatırlıyorum. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Alayye diye hatırlıyorum. Buradaki Alanya Kalesi'ni fethediyor arkadaşlar ve ilk Selçuklu tersanesinin değil, ilk Selçuklu tersanesi diğerindeydi. Büyük bir tersane kuruyor burada arkadaşlar ve donanmayı güçlendiriyor.
Ve bu sayesinde ilk deniz aşırı seferlerimiz gerçekleşiyor. Kırım'daki Suğdak Limanı ele geçiriliyor. Kıpçak beyleri ve Rus knezleri Selçuklu egemenliğine giriyor arkadaşlar. Sonrasında bu dönemde de Cengiz Han büyük bir Moğol istilasında, sonrasında neredeyim? Ha, 1. Alaaddin Keykubat Anadolu'daki işte Anadolu'ya kaçan, Moğolların istilasından kaçan kişileri işte bu uç beyliklerini yerleştirmeye başlıyor ve Moğol tehdidine karşı önlemler alıyor. Kayseri ve Sivas şehirlerinin surlarını onarıyor. Eyyubi ve Abbasilerle iyi ilişkiler kuruyor ki hani sonra sırtımızdan bıçaklayıp da hani Moğol istilasına uğratmasınlar bizi diye. Bir de arkadaşlar Harzemşahları Doğu Anadolu'ya yerleştiriyor. Ama burada Harzemşahlar şey yapıyor, Van'da bir isyan çıkarıyorlar. Bağımsızlık hareketi diyeyim buna. Bağımsızlıkları için bir isyan çıkarıyorlar ve sonrasında da Alaaddin Keykubat bu Harzemşahları burada yok ediyor. Sonrasında 2. Gıyasettin tarafından zehirlenerek, kendi oğlu tarafından zehirlenerek yaşamını yitiriyor. Zaten Alaaddin Keykubat arkadaşlar böyle tam zirve, Türkiye Selçukluların zirvesi, en mükemmel ve en parlak dönemi. Sonrasında da artık Türkiye Selçuklu yıkılış dönemine giriyor dedik. Sonrasında bu dönemde bir de Vezir Saadettin Köpek var. Bu arkadaşlar çıkarlar uğruna bir şeyler yapıyor ve devletin yıkılışını hızlandırıyor diyebiliriz. Anadolu'ya gelen Türkmenler ve Anadolu halkı arasında yerleşim sorunları çıkmaya başlıyor. Bir de arkadaşlar toplanan ağır vergilerden ve Selçuklu'nun otoritesinin zayıflamasından dolayı Baba İshak önderliğinde Babali baskını. Babali ayaklanması, pardon, baskın demişim. Babali ayaklanması çıkıyor arkadaşlar ve bu ayaklanma ile artık Türkiye Selçuklu Devleti iyice zayıflıyor ve sonrasında Köse Dağı Savaşı ile de Moğollar onu yenilgiye uğratıyor ve sonrasında zaten yıkılıyor. Tamam, bakalım Köse Dağı Savaşı'nın sonuçlarına. Yıkılış sürecine girdi. Selçuklu sultanları Moğollara vergi ödeyerek Moğollara bağlı şekilde yönetilmeye başlandı arkadaşlar. Doğu ve İç Anadolu'nun Moğol hakimiyetine girmesi Anadolu'daki Türkmenlerin Batı Anadolu'ya göç etmesi neden oldu. Bunları kısaca not alırsınız. Uçlara yerleştirilmiş Türkmen boyları bağımsızlıklarını ilan ediyorlar ve arkadaşlar Anadolu Türk siyasi birliği bozuluyor. Tamam mı? Pek çok şehir yakılıp yıkılıyor. Anadolu'da güvenlik ortamı kalmıyor. Bir de arkadaşlar bu yüzden artık insanlar dine yönelmeye başlıyorlar. Yani dine bağlılıkları artmaya başlıyor ve yeni yeni mezhepler ortaya çıkmaya başlıyor. Mevlevilik, Bektaşilik, Babalilik gibi tarikatlar da ortaya çıkıyor. Ve 2. Mesut'un ölümüyle de arkadaşlar Türkiye Selçuklu Devleti yıkılıyor. Evet, neler öğrendik? Anadolu'ya yapılan ilk Türk akınlarını, Anadolu'nun fethini, Malazgirt Savaşı ile Türkleştiğini öğrendik. Anadolu'daki ilk Türk beyliklerin işte Danışmentler, Saltuklular, Mengücekliler, Artuklar gibi. Bir de Türkiye Anadolu Selçuklu Devleti'ni öğrendik. Tamam mıdır arkadaşlar? Biraz sıkıntılı bir konu. Sonrasında Osmanlı tarihi geliyor. Bunu da bilmeniz gerekiyor. O yüzden bol bol tekrar edin. Bu notları alın, yıldızladığım yerleri iyi hatırlayın, iyi not alın, ezberleyin. Ezberden başka türlü yapılabilecek bir şey değil açıkçası diyorum. Kolay gelsin. Kendinize çok iyi bakın.